Aşağıda bir yer şeklinin blok diyagramı verilmiştir. Bu yer şeklinin Türkiye'de en yaygın olarak görülebileceği alanlar hangisinde gösterilmiştir diye soruyor. Şu şekli gördüğünüz zaman arkadaşlar, bakın şurada kırık var. Şuralar kırılmış. Dolayısıyla bu şekil kırıklı arazide, kırıklı araziyi gösteren bir şekil. Türkiye'de kırık deyince aklımıza Ege bölgesi gelecek. Ege bölgesinde horstlar, yüksekte kalan kırılarak oluşmuş dağlar, garibanlar da, yani grabenler de çöküntü ovalar, çökmüş. O yüzden gariban dedim. Çöküntü ovalar. Bunlar kırılmanın terimleri ve bunların içerisinde de kırılmanın en yaygın olduğu yer tabii ki bir numara olacaktır. Şurası olacaktır. Cevabımızı yani Adana'da bulduk. Aşağıda bazı dış kuvvetler ve yer şekilleri, oluşturdukları yer şekilleri verilmiştir. Bu dış kuvvetlerden hangileri karşısındaki yer şeklinin oluşumundan doğrudan etkilidir demiş. Akarsular vadi. Evet, akarsu vadi doğrudan etkilidir. Akarsu, özür dilerim, vadi zaten akarsu aşındırma şeklidir. Rüzgarlar yalıyar demiş şimdi. Yalıyar neydi? Falezdi. Falez nasıl oluşuyordu? Dalgalar aşındırarak oluşuyordu. Yani şöyle derin bir yer varsa, derin yerlerde dalga burayı şöyle aşındırıyor. Şu şekilde şöyle oyuyor. Burası oyulunca da bu sefer şurası tutunamıyor. Düşüyor. Dik bir uçurum oluşuyor. Yani burada dalga etkilidir. Rüzgar etkili değildir bu oluşumda. Rüzgar dolaylı etki. Yani eserken burayı hafiften aşındırır. Dolaylı etkiye sahiptir. O yüzden falezler direkt dalgaların oluşturduğu bir yeryüzü şekli olduğu için doğrudan etkili olarak almadık. Buzullar hörgüç kaya. Evet, buzullar hörgüç kayayı oluşturuyor. Şunu çarpılayım o zaman. Buzullar hörgüç kayayı oluşturuyor. Bu da doğru. O zaman doğrudan etkili olanlar 1 ve 3, yani Denizli olur. Kumadacıkları akarsu yataklarının genişlediği ve eğimin azaldığı yerlerde oluşabilen yer şekilleridir. Dikkat edin, eğimin azaldığı yerlerde oluşur diyor. Bu durum kumadacıkların oluşmasında hangisinin etkili olduğunu gösterir demiş. Akarsuyun akış hızının azalması. Eğim azaldığı zaman akış hızı azalır. Akış hızı azaldığında içindeki alev yolları ileri götüremez, biriktirir. O zaman bunu aldım. Akarsuyun akımının artması. Tam tersi, akım artarsa o zaman götürür, biriktirme yapmaz. Akarsuyun yeni bir kol katılması. İlgisiz, alakası yok. Akarsuyun yatak derinliğinin artması. İlgisiz, alakası yok. O zaman cevabımız sadece bir oldu. Yani Adana oldu. Akarsular yeryüzünde aşındırma ya da biriktirme yoluyla çeşitli yeryüzü şekilleri meydana getirirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi akarsuyun biriktirme ile oluşturduğu yer şekillerinden biridir? Dev kazanı aşındırma. Plato aşındırma. Kırgı bayırı aşındırma. Peri bacası aşındırma. Delta ovası biriktirme. Dolayısıyla cevabımız Edirne olur arkadaşlar. Coğrafya dersinde Büşra öğretmen doğduğu köyde Düden, çizelim altını, Dolin, Uvala, Obruk gibi yer şekillerin olduğu bölgedeki ilginç mağaraların çok sayıda yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edildiğini ifade etmiştir. Dikkat edin lütfen. Düden, Dolin, Uvala, Obruk. Bunlar nedir? Karstik yer şekilleridir. Karstik. Peki karstik yer şekilleri dediğimiz şey nedir? Kapsamı nedir? Karstik yer şekilleri kalker, yani kireç taşı. Başka tuz, bildiğimiz kaya tuzu. Başka dolomit. Başka dolomit çok gelmez, onun çok önemli değil. Ama şu kalker tuz ve bir de alçı taşımız var. Jips yani. Jips, alçı taşı. Sonuç olarak bunları gördüğünüz zaman karstik diyebilmeniz lazım. Karstik alanlarda oluşan yeryüzü şekilleri, mesela bazılarını vermiş, hepsini vermemiş ama Lapya, Dolin, Uvala, Polye, hatta onları da yazayım karstik yer şekillerini, aklınızda kalsın. Lapya bir karstik yeryüzü şekli. Dolin, Uvala, Polye, Traverten,
Obruk, Sarkıt, Dikit, Sütun, Düden, şuraya yazayım onu. Farklı çünkü. Düden gibi şu anda aklıma gelenler bunlar. Bunları gördüğünüz zaman karstik olduğunu söyleyebilmeniz lazım. Çok dikkat edin. Bunları gördüğünüz zaman da özellikle bizim bu Akdeniz bölgesinde Teke ve Taşeli platosunda bu yer şekillerine rastlanıyor. Batı Akdeniz tarafında, Antalya tarafında daha çok. Şimdi bu kadar bilgiden sonra tekrar geri dönelim. Hangisine ulaşılabilir demiş öncelikli olarak. Bitki türüne ulaşamazsınız. Yağış miktarına ulaşamazsınız. İklim özelliklerine ulaşamazsınız. Tarımsal faaliyetlerin bu arazilerde az olduğunu söyleyebilirsiniz. Fakat burada ulaşabileceğiniz, öncelikli olarak ulaşabileceğiniz buradaki kayaç türleri. Bakın kayaç türlerini şurada gösterdim. Yer şekillerini gösterdim. Yani doğrudan ben işte bunlar varsa burada kayaç olarak işte kalker görülüyor, dolomit görülüyor, jips görülüyor, tuz görülüyor diyebiliyorum. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı Edirne oldu. Türkiye kıyılarında Fales, Lagün, Delta, Tombolo, Haliç gibi farklı yüzey şekillerinin görüldüğünü söyleyen bir öğrenci. Bu yer şekillerinin özellikleri öğretmenine sorduğunda öğretmenin söz ettiğin yer şekillerinden biri Türkiye'de görülmez. Öncelikle bu durumu düzeltelim demiştir. Buna göre öğretmenin kastettiği yer şekli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıyorum öğretmenin kastettiği yer şekli bir kere Türkiye'de falez vardır. Lagün vardır. Delta vardır. Tombolo vardır. Haliç yoktur Türkiye'de arkadaşlar. Haliç diye bir yer vardır da Haliç diye kastettiğimiz yer, İstanbul'daki Haliç dediğimiz yer, bizim ona verdiğimiz özel bir isimdir. Yani Haliç tipi kıyı değildir orası. Orası Riya tipi kıyıdır. Bunu sonra kıyı tiplerinde yine soru geldiği zaman konuşuruz. Fakat Türkiye'de Haliç olmaz. Niye? Çünkü Haliç'i oluşturan şey gelgittir. Bir yerde gelgit genliği fazla olursa o zaman siz Haliç görebilirsiniz. Türkiye'de gelgit genliği fazla değildir ki. Niye fazla değil? Çünkü Türkiye'de okyanus yok. Bu Haliç dediğimiz şey okyanus kıyılarında görülür. Dalga aşındırma şeklidir. Dolayısıyla burada cevabımız Ceyhan olacak. Haliç Türkiye'de görülmez unutmuyorsunuz. Ve Türkiye'nin özel konumundan dolayı görülmez. Yani Türkiye'de okyanus olmamasının sebebi Türkiye'nin özel konumudur. Aşağıdaki blok diyagramda geniş bir vadi içinde kıvrıla kıvrıla akan bir akarsu gösterilmiştir. Bu akarsuyun akış gösterdiği alanda yükselti ortalaması deniz seviyesine çok yakın ve yağışlar kış aylarında yağmur şeklinde düşmektedir demiş. Buna göre bu akarsu blok diyagramı aşağıdakilerden hangisine ait olabilir? Bir kere buraya baktığımızda burada bir vadi oluşmuş, kıvrıla kıvrıla gitti diyor bak dikkat edin. Kıvrıla kıvrıla nasıl gider, nasıl yerde gider? Eğimin az olduğu yerde. Yani siz yere düzlük bir alanda su döktüğünüz zaman bir sağa gider, bir sol kafasına göre takılır. Ama eğimin çok olduğu bir yerde siz bir şuradan su bıraktığınız zaman dümdüz iler. Yani kıvrıla kıvrıla gitmez, dümdüz aşağıya gider. O zaman bana burada eğimin az olduğu bir yer lazım. Eğimin az olduğu bir yeri istiyorum. Fırat Nehri'nin doğusunda. Fırat Nehri'nin doğusu Doğu Anadolu bölgesi. Eğim çok fazla. Hatta Türkiye'de en fazla eğim olan yerlerden biri. Seyhan Nehri'nin orta çığırında. Seyhan Nehri'nin aşağı çığırında yani denize döküldüğü yerde bu olabilir ama orta çığırı Torosların o taraftan geçtiği için çok eğim fazladır. Dolayısıyla Seyhan'ın orta çığırındaki cevap da olmaz. Yani Seyhan'ın orta çığırında da bu yer şekli oluşmayacaktır. Çoruh Nehri'nin yatağında Çoruh Nehri Artvin'de Doğu Karadeniz'de Türkiye'nin en hızlı akan ve dümdüz akan bir akarsuyudur. Ve orada eğim fazladır bu arada ve böyle kıvrıla kıvrıla gitmez. Gediz Nehri'nin aşağı çığırında. Gediz Nehri Ege bölgesinde. Ege bölgesinde neler vardı? Ege bölgesinde bizim horstlarımız vardı. Şöyle gösterelim. Şunlar horsttu. Kırılarak oluşmuş dağlar. Şunlar da garibanlarıydı. Burası düzlük olduğu için böyle yılan gibi kıvrılarak menderesler oluşturarak geliyor akarsular Ege bölgesinde. Ege bölgesinin aşağı çığırı dediği yer, Gediz Nehri'nin aşağı çığırı dediği yer Ege bölgesi. Gediz akarsuyunun olduğu yerdir ve burada yılan gibi kıvrılarak gider. Ege bölgesindeki akarsular ekseri bu şekilde akar zaten. Kızılırmak yukarı çığırı da
Tam Sivas'ın olduğu yer ki engebeli bir yerdir. Sivas'ın olduğu yer. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımızı Denizli olarak belirtelim. Türkiye'deki akarsuların son aşınım safhasına gelmediği, dolayısıyla denge profiline ulaşmadıkları bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki yer şekillerin hangisinde Türkiye'de yaygın olarak bulunması beklenmez demiş. Şöyle bir baktığımda yaygın bir şekilde bulunmayacak peneplen olduğunu görüyorum. Niye peneplen? Çünkü peneplen dediğimiz akarsuyun bulunduğu yeri çok geniş bir alanda düzleştirmesi, aşındırarak düzleştirmesi. Yani denge profiline ulaşan bir akarsu, bulunduğu yatağı olduğu gibi deniz seviyesine indiren, aşındırmayı başaran, düzleştirmeyi başaran bir akarsuyun oluşturduğu yer şeklidir peneplen dediğimiz şey. Türkiye ikinci jeolojik zamanda peneplene uğramıştır ama üzerinden 3 ve 4 geçince yükseltiler, karalar, dağlar artmıştır ve şu anda bizde peneplene uğramış bir arazi bulunmuyor. Denge profiline ulaşmış bir akarsu bulunmuyor, unutmayalım. O zaman cevabımızı Ceyhan'da bulduk. Türkiye'de sıcaklık farklarının yüksek olduğu alanlarda kayaçlar fiziksel çözülmeye uğrarken sıcaklık farkının az olduğu ve kimyasal tortu kayaçların yaygın olduğu yerlerde kimyasal çözülme daha belirgindir demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sınırlar içinde kimyasal çözülme daha fazla yaşanır demiş. Şöyle bir baktığım zaman bunların içerisinde kimyasal çözülmenin daha fazla yaşanacağı Antalya'dır. Niye Antalya'dır? Çünkü kimyasal çözülme istiyorsanız bakın burada söylemiş zaten. Öncelikle sıcaklık farkının az olduğu. Nerede sıcaklık farkı az olur? Denizel bir yerde, kıyıda yani. Erzurum'da, Yozgat'ta, Afyon'da, Eskişehir'de bunlar hep karasal yerler. Denizden uzak yerler. Sıcaklık farkının az değil, tam tersi fazla olduğu yerler. Dolayısıyla cevabımız B olur. Zaten kimyasal tortul kayaç da bunların içerisinde özellikle Antalya'da çok fazladır. Yani kalker, kireç taşı, jips, alçı taşı, dolomit, tuz gibi kimyasal tortul kayaçları biz Antalya ve çevresinde görebiliyoruz. Bunlar da kimyasal çözülmenin yaşandığı kayaçlar. Aşağıdaki görselde yağmur sularının kireç taşı tabakalarını eritmesiyle oluşan küçük boyutlu yer şekillerinin gelişim süreci gösterilmiştir. Bu yer şekillerinin yaygın olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangisine rastlanma olasılığı en azdır demiş. Şimdi bakıyorum bu şekle, anlamaya çalışıyorum. Bu şekildeki olay, daha doğrusu bu yer şeklinin ismi Lapya'dır. Karstik arazilerde olur Lapya. Kalkerin olduğu yerde olur yani. Karstik arazilerde, suyla çözülebilen arazilerin olduğu yerde bulursunuz. Peki, Lapya'nın olduğu bir yerde, karstik arazi olan bir yerde uvala görür müyüm? Kesinlikle görürüm. Çünkü uvala da karstik bir yeryüzü şeklidir. Polye görür müyüm? Kesinlikle görürüm. Çünkü polye de karstik bir yer şeklidir. Asılı vadi görür müyüm? Hayır, görmem. Niye? Çünkü asılı vadi bir buzul şeklidir arkadaşlar. Buzul aşındırma şeklidir. Obruk görür müyüm? Karstik arazi olduğu için obruk da görürüm. Kör vadi görebilir miyim? Karstik arazi olduğu için kör vadi de görebilirim. Ama zaten sorunun cevabını Ceyhan'da verdik. Asılı vadiyi bu arazide, Türkiye'de göremezsiniz. Bu arazi çünkü karstik bir arazidir. Şunları buzulların etkili olduğu sahalarda ya düzeltiyorum, özür dilerim. Ya kutuplara yakın olacak ya da çok yüksekte bir yer olması lazım. Aşırı yüksekte. Yukarıda verilen görselde X ile gösterilen alanda araştırma yapan bir coğrafyacı sonuçlardan hangisine ulaşılır? Şimdi burası neymiş? Kapıdağ Yarımadası'ymış. Kapıdağ Yarımadası Marmara Denizi'nde oluşan bir tombolodur. Tombolo. Yani namı diğer saplı ada, sapı olan bir adadır Kapıdağ Yarımadası. Nasıl oluştu? Eskiden Kapıdağ Adası'ydı bu. Kapıdağ Adası'nda ne oldu? Burası sığ olduğu için dalgalar geldi, şu bölgeyi doldurdu ve burayı karaya bağladı. Burası bir yarımada haline geldi. Şimdi söylediklerime dikkat edin bakın. Dalga biriktirmesinin olduğu diyor. Evet, dalgalar burayı biriktirdiği için Kapıdağ Adası, Kapıdağ Yarımadası haline geldi. Aldım. Bir tombolo üzerinde bulunduğu, kesinlikle burası bir tombolodur. Rüzgar aşındırmasıyla oluşan mantar kayayla ilgisi yoktur. Mantar kayanın şekli de buna benziyor ama
Mantar kayada yandan baktığınız zaman buna benziyor. Yani profilden buna kuş bakışı bakıyorum ben kapıya dağ yarımadasına. Mantar kayanın şekli de şöyle bir şekil. Tamam, doğru. Ama buna yandan baktığımda, şu açıdan baktığımda böyle görüyorsam mantar kayadır. Ama şu haliyle burası bir tombolodur ve 1 ve 2'ye ulaşabiliyorum. Yani Ceyhan'a ulaştım.